Anayasaya göre yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Mahkeme kararlarının adil olması için mahkemelerin tam anlamıyla bağımsız ve tarafsız davranmaları gerekmektedir. Bağımsızlık ve tarafsızlığın sağlanması amacıyla anayasada bir takım güvence ve tedbirlere yer verilmiştir. Yargı fonksiyonunun inceleneceği bu programda anahtar kavramlar Anayasa Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Kurulu ve mahkemelerin bağımsızlığıdır. Bu programı izledikten sonra maddi ve şekli kriterlere göre yargı fonksiyonu nedir, yüksek yargı organları nelerdir sorularına yanıt bulabileceksiniz. Maddi kritere göre yargı fonksiyonu, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve hukuka aykırılık iddialarının karara bağlanması anlamına gelir. Şekli organik kritere göre ise yargı organlarınca verilen kararlar ile yapılan diğer işlemler yargı işlemidir. Türk Anayasa Hukuku bakımından yargı fonksiyonunun maddi ve şekli organik kriterin birlikte kullanılması suretiyle tanımlanması daha doğru olur. Yargı fonksiyonunun yasama ve yürütme fonksiyonundan farkları incelenecek olursa, ilk olarak yargı fonksiyonunun amacı hukuk düzeninin korunması ve adaletin gerçekleştirilmesidir. Yasama ve yürütme fonksiyonlarının ise kamu yararının gerçekleştirilmesidir. Yargısal işlemde hakim, önüne getirilen olayla ilgili hukuk kuralını tespit ederek olaya uygular. Bu nedenle idari işlemlerin kurucu niteliğine karşılık yargısal işlemler gösterici bir nitelik taşırlar. Üçüncü olarak, yargısal işlemler kesin hüküm özelliğine sahiptir. Bu nedenle kural olarak kaldırılabilen ve değiştirilebilen yasama işlemleri ve idari işlemlerden farklı olarak kesinleşmiş yargı kararlarının kaldırılmaları ya da değiştirilmeleri mümkün değildir. Son olarak yargı fonksiyonunu yürüten organlar idari organlardan farklı olarak bağımsızlık özelliğine sahiptirler. Yargı kararlarının adil olması için mahkemelerin kesin olarak tarafsız olmaları şarttır. Tarafsızlık, hakimlerin hem dış çevrelerinin hem de kendi kişisel çıkarları, siyasi görüşleri, felsefi düşünceleri ve kanaatlerinin etkisinde kalmadan karar vermeleri anlamına gelir. Anayasaya göre yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Hakimler görevlerinde bağımsız olup anayasaya, kanuna, hukuka ve vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Anayasa, mahkemelerin bağımsızlığını sağlamak üzere hakimlik teminatını getirmiştir. Buna göre hakimler ve savcılar azlı olunamaz, kendileri istemedikçe anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz, bir mahkemenin ya da kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamazlar. Yargı bağımsızlığını sağlamaya yönelik bir tedbirde adli ve idari yargı hakim ve savcılarının özlük işlerine bakmakla görevli Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun getirilmiş olmasıdır. Yargı fonksiyonunun yerine getirilmesi yargı organına aittir. Anayasaya göre yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Anayasa, kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek için Anayasa Mahkemesi'ni temyiz merci olarak idari yargı alanında Danıştay'ı, adli yargı alanında Yargıtay'ı, mahkemeler arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözmek için Uyuşmazlık Mahkemesi'ni, idarenin mali denetimi alanında görev yapmak üzere Sayıştay'ı ve seçim uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak üzere Yüksek Seçim Kurulu'nu öngörmüş bulunmaktadır. Geniş anlamda anayasa yargısı, anayasaya uygunluğu sağlamak amacına yönelik her türlü yargı işlemini ya da anayasal sorunların yargısal usullerle çözümlenmesi sürecini ifade eder. Dar anlamda anayasa yargısı ise, kanunların ve diğer bazı yasama işlemlerinin anayasaya uygunluğunun yargı organları tarafından denetlenmesi anlamına gelir. Demokratik ülkelerin büyük çoğunluğunda kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi kabul edilmiştir. Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi, denetimi yapan yargı organı bakımından merkezileşmiş ve merkezileşmemiş yargısal denetim olarak ikiye ayrılır.
Merkezileşmiş modelde anayasaya uygunluğun denetimi yetkisi kural olarak bu amaçla kurulmuş özel bir mahkemeye ya da ülkenin en yüksek yargı organına verilir. Merkezileşmemiş modelde ise kanunların anayasaya uygunluğunun denetlenmesi için özel bir mahkeme kurulmamıştır. Bu yetki genel mahkemeler tarafından kullanılır. Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi, denetimin yapıldığı zamana göre ise önleyici denetim ve düzeltici denetim şeklinde ikiye ayrılır. Anayasa yargısında bu iki yoldan genellikle birisi tercih edilmekle birlikte ikisinin çeşitli şekillerde birleştirildiği de görülmektedir. Anayasaya uygunluk denetiminin denetlenecek normun henüz yürürlüğe girmesinden önce yapıldığı önleyici denetim yöntemi tipik olarak Fransa'da uygulanmakta olup fazlaca yaygın değildir. Bir normun yürürlüğe girmesinden sonra denetlenmesi ise düzeltici ya da bastırıcı denetim yöntemi olarak adlandırılır. Anayasaya aykırılığın mahkemeye intikal ettirilmesi bakımından soyut norm denetimi, somut norm denetimi ve anayasa şikayeti yöntemleri bulunmaktadır. Bu tercihlerde ayrı ayrı ya da bir arada benimsenebilmektedir. Anayasaya aykırılık iddiası ve denetiminin herhangi bir dava ile ilgili olmaksızın, yani uyuşmazlık çıkmadan yapıldığı soyut norm denetimi, yani iptal davası yolu, Avusturya, Almanya, İtalya, Fransa, Türkiye, İspanya, Portekiz, Belçika, Polonya ve Romanya'da uygulanmaktadır. Bir mahkemede görülmekte olan bir uyuşmazlığa uygulanacak olan bir kanun hükmünün anayasaya uygun olup olmadığı sorununun ortaya çıkması halinde yapılan somut norm denetimi yani itiraz yolu, aynı zamanda soyut norm denetimine de yer veren Avusturya, İtalya, Portekiz, Türkiye tarafından benimsenmiştir. Anayasa şikayeti ise kişilerin anayasal güvenceye sahip hak ve hürriyetlerine karşı sadece kanuna karşı değil genellikle bütün kamusal işlemlere karşı anayasa mahkemesinde açılabilen bir davadır. Bireysel başvuru üzerine denetim yöntemi olarak da ifade edilir. Başta Almanya olmak üzere Avusturya, İspanya, Portekiz, Macaristan ve Polonya gibi ülkelerde, ülkemizde ise 2010 anayasa değişikliği ile kabul edilmiştir. Maddi kritere göre yargı fonksiyonu, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve hukuka aykırılık iddialarının karara bağlanması anlamına gelir. Şekli kritere göre ise yargı organlarınca verilen kararlarla yapılan diğer işlemler yargı işlemidir. Anayasaya göre yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Hakimler görevlerinde bağımsız olup anayasaya, kanuna, hukuka ve vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Anayasa, mahkemelerin bağımsızlığını sağlamak üzere hakimlik teminatını getirmiştir. Buna göre hakimler ve savcılar azlolunamaz. Kendileri istemedikçe anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz. Bir mahkemenin ya da kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa aylık ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz. Yargı bağımsızlığını sağlamaya yönelik bir tedbir de adli ve idari yargı hakim ve savcılarının özlük işlerine bakmakla görevli Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun getirilmiş olmasıdır. Anayasada yargı başlığı altında yüksek mahkemeleri düzenlenmiştir. Bunlardan Anayasa Mahkemesi kanunların anayasaya uygunluğunu denetler ve anayasada yer alan diğer görevleri yerine getirir. Uyuşmazlık mahkemesi ise mahkemeler arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözmekle görevlidir. Anayasada temyiz merci olarak idari yargı alanında Danıştay, adli yargı alanında Yargıtay yer almıştır. Anayasa yargısı, anayasaya uygunluğu sağlamak amacına yönelik her türlü yargı işlemini ya da anayasal sorunların yargısal usullerle çözümlenmesi sürecini ifade eder. Demokratik ülkelerin büyük çoğunluğunda kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi kabul edilmiştir. Bu programda yargı fonksiyonu, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı, yargı düzeni ve yüksek yargı organlarıyla anayasa yargısı konularına değinildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Türk Anayasa Hukuku ders kitabının 7. ünitesinde bulabilirsiniz.